Dünyanın en şanslı insanları videomdan herkese merhabalar. Şans bize dönse o da gelir bir tarafımıza girer dediğinizi duyar gibiyim. Hepimiz için hayal olsa da bu hayali gerçeğe çeviren insanlar da yok değil. Gelin hep beraber bu şanslı insanları tanıyalım. Tsutomu Yamaguchi şanslı çünkü dünya tarihinde sadece iki şehre atom bombası atıldı. Bu adam ikisinde de o şehirlerdeydi ve hayatta kalmayı başarabildi. 1916 yılında doğan Tsutomu Yamaguchi 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya bir iş gezisine gitmişti. Şehre ayak basmasından kısa süre sonra atom bombası 4-5 kilometre uzaklığına düştü. Geçici körlük ve sağırlık yaşayan Yamaguchi bu acı deneyimden canlı çıktı. Bir yardım çadırında geceyi geçiren Yamaguchi ertesi gün evine döndü. Yani Nagasaki. Birkaç gün sonra Yamaguchi iş yerinde arkadaşlarına yaşadığı olayı anlatırken Nagasaki'ye atom bombası atıldı. Yamaguchi bugün halen yaşıyor ve 93 yaşında. Fren Selak. Hırvat müzik öğretmeni Selak'ın hikayesi de Alder'inkine benziyor. İlk olarak 1962 yılının soğuk bir Ocak gecesinde trenle yolculuk yapan Selak'ı taşıyan tren raydan çıktı ve yolun kenarındaki buzlu nehre düştü. Trendeki 17 kişi öldü. Selak kıyıya yüzmeyi başardı ama omzu çıkmış ve şoktaydı. Yine de yaşadığı için mutluydu. Bir sene sonra Selak, Zagreb'ten Rijeka'ya uçakla gidiyordu. Yolculuk sırasında birden uçağın kapısı açıldı ve Selak uçaktan dışarı emildi. Bir süre sonra uçak yere çakıldı ve 19 kişi hayatını kaybetti. Selak gözlerini hastanede açtı. Saman yığınının içine düşmüştü ve sadece birkaç küçük sıyrığı vardı. 1966 yılında Selak otobüs yolculuğu yapıyordu. Otobüs birden yoldan çıktı ve nehre yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Ama Selak yaşıyordu. 1970 yılında Selak'ın sürdüğü otomobil hareket anında alev aldı. Selak otomobilden çıkmayı başardı. Kısa süre sonra da otomobilin yakıt deposu patladı. Selak'ta bir şey yoktu. 1973 yılında Selak'ın sürdüğü otomobilin yakıt pompası arızalandı ve motorun her tarafı yakıt doldu. Yakıt alev aldı ve havalandırma deliklerinden otomobilin içine doldu. Selak'ın sadece saçı yanmıştı. 1995'te karşıdan karşıya geçerken otobüs çarptı. Selak'ın sadece birkaç çiziği vardı. 1996 yılında dağ yolunda otomobil kullanırken bir virajı döndü ve kamyonla karşılaştı. Direksiyonu kırdı ve kendini dışarı attı. Otomobilinin 400 metre aşağıda patlamasını istedi. Bu sırada Selak uluslararası bir bine kavuşmuştu. 2003 yılında 40 yıldır ilk defa piyango biletini aldı. Çekiliş sonunda 1 milyon dolar kazandı. Kazandığı parayla kendine bir ev, otomobil ve bot alacağını söyledi. 2004 yılında Selak, Doritos'un yeni reklam yüzü olmayı kabul etti. Çekimler için Sydney'e gitmesi gerekiyordu. Ama o şansını test etmemek için uçağa binmeyi kabul etmedi. Ve Doritos'la olan anlaşmasından vazgeçti. Alec Elder, şanslı çünkü 14 kez ölümden döndü. İngiltere'de yaşayan Alec Elder her çeşit kazaya karıştı. Şanssızlığı 1926 yılında karnının üzerine ağaç düşmesiyle başladı. Ama önemli bir şey olmadı. 1929 yılında bisiklet sürerken otomobil çarpan Elder'ın hayatı, aracın şoförünün şans eseri doktor çıkması ve kendisini olay yerinde tedavi etmesi sonucu kurtuldu. 1939 yılı Ekim ayında 21 yaşındayken Gloucesters Karabirlikleri alayında askere alındı. Bu sırada patlak veren 2. Dünya Savaşı nedeniyle bölüğü Dunkirk'te savaşa çağrıldı. Ancak nişanlısı Ada ile evlilik tarihlerini 2 ay öne alan Adler'a 5 günlük izin verildi. Adler balayından sonra kışlaya döndüğünde bölüğü görev yerine gittiğinden Chelmer'a gönderildi. Bundan 6 hafta sonra Dunkirk'e giden bölüğün tamamı öldü. Emekli kömür tüccarı olan Adler, 1942 yılında Yorkshire'da askeri eğitim sırasında bir tankın altında kaldı. Yine şans eseri yerin çamurlu olması nedeniyle tankın üzerinden geçtiği ayağı ve bacağı sadece çamura gömüldü. Olaydan bir yıl sonra çavuş olarak görevlendirildiği Devon'da bir akrabalarının evinde çatı katındaki yatak odasında kalan Adler, bu kez de uykudayken bir savaş uçağı yakaladı. Uçak evin bir bölümünü yıktıktan sonra düştüğü bahçede alev aldı. Ölümle yüzleştiği diğer anlar ise sayılamayacak kadar çok. 1940, İngiltere'de savaş sırasında havaalanı muhafızlığını yaparken bombardımandan sağ kurtuldu. 1940, Crescent'da bombardımandan kurtuldu. 1943,
Bulunduğu geminin motoru bozulan Adler, Alman denizaltılarının saldırısından kurtuldu. 1944, Burma'da silah arkadaşının ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Yeni 1944, Burma'da bir futbol maçı sırasında bacağı kırılan ve hastaneye kaldırılan Adler, burada da düşmanın elinden kurtuldu. 1945, savaştan sonra Cebeli Tarık'tan eve dönüş yolunda şiddetli bir fırtınaya yakalanan gemisi az daha batıyordu. 1947, Blackpool'a seyahat ederken kullandığı araca az kalsın kamyon çarpıyordu. 1977, yine bir araba kazasından sağ kurtuldu. 1997, aracıyla Galler'den Stroud'a giderken bir kamyonun kapılarının tam önünde açılması sonucu büyük bir kaza atlattı. Gelelim yeni şanslımıza, Robert Todd Lincoln. Şanslı, çünkü birçok Amerikan başkanı tanıdı. Köleliği bitiren, tarihin en güzel konuşmalarından birisini yazan ve kanlı iç savaş sırasında ülkesini başarıya yöneten Amerika Başkanı Abraham Lincoln'un oğlu olan Robert Todd Lincoln ile tanışın. Todd Lincoln, babası öldürüldüğünde 21 yaşındaydı. Daha sonra politikaya atıldı ve James Garfield'dan imtiyazı altında kara kuvvetleri komutanı olarak görevlendirildi. Bu görevi almasından 4 ay sonra 1881, yani Atatürk'ün doğum yılında, Garfield Lincoln'u New Jersey'ye gezintiye çağırdı. Her iki kişi de trene binmeden önce Garfield öldürüldü. 20 yıl sonra da Lincoln New York'ta bir olay daha yaşadı. Oraya tekrar seçilen William McKinley tarafından davet edilmişti. McKinley bir kürsüde konuşma yaparken öldürüldü. Todd Lincoln buna da şahit oldu. Artık kendisi mi yaptırdı yoksa? Jason ve Jenny Cairns Leverage. Şanslılar. Çünkü birçok kez terörist saldırılarına uğradılar. Her yıl milyonlarca kişi gibi İngiliz çift Jason ve Jenny 2001 yılında tatile çıktı. Tatil yeri ise New York'tu. Tarihte 11 Eylül bulundukları yerde Dünya Ticaret Merkezi'ydi. Güzel geçen tatilleri o an hayatlarında bir kez daha yaşayabilecekleri bir kabusa dönmüştü. Aslında bu sadece bir başlangıçtı. Çift 4 sene önce, yani 4 sene sonra 7 Temmuz 2005'te Londra'da bulunma hatasını gösterdi. O gün patlamıştı. Evet arkadaşlar, o gün Londra'da şehrin ulaşım sisteminde birden fazla bomba patlamıştı ve 52 kişi hayatını kaybetmişti. Leverage çifti de o gün bombalanan alanlardan birisindeydi. 3 sene sonra bir başka tatile çıktılar. Bu sefer egzotik Hindistan şehri Mumbai'ye gittiler. Çift bu sefer de ülke tarihinin en kötü terör saldırısına tanıklık etti. Leverage çifti bu sefer tatili yarıda kesmedi ve olaydan sonra dinlenmeye devam ettiler. Gelelim yeni şanslımıza, Roy Sullivan. Şanslı, çünkü yıldırım çarptı, 7 kere hem de. Buna rağmen hayatta kalmayı başardı. İstatistiklere göre herhangi birisinin yıldırım çarpma olasılığı 1/3. Birisinin 7 kere yıldırım çarpma olasılığı ise arkadaşlar 22 septrilyonda 1. Yani Amerika Virginia Sandal'ın ulusal parkında koruculuk yapan Roy Sandal'ın 7 farklı kere yıldırım çarpma ihtimali çok 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 düşük değil, ihtimal dışı. Ama bu başına gelmiş. Bazı bilim adamlarına göre Sullivan'ın işi gereği açık arazide dolaşması şanssızlığını tetikleyen bir unsur. Sullivan 1942 yılında ilk defa bir gözetleme kulesindeyken yıldırım çarptı. Sullivan bu olaydan sonra dağdan aşağı otomobile inerken, balık tutarken ve korucu kulübesinin içinde de yıldırım çarptı. 3 sene sonra da ayak bileğinden yıldırım çarptı. Sullivan'ın eşi bile evin dışında yeni yıkadığı çamaşırları asarken aksiyona dahil oldu. Sullivan karısına yardım ederken her ikisine birden yıldırım çarptı. 6. çarpılmasından sonra Sullivan kaçtığı bulutların onu takip ettiğini söyledi. Ne yazıktır ki şanslı dediğimiz Sullivan 71 yaşına geldiğinde intihar etti. Gelelim yeni şanslımıza, Violet Jessop. Şanslı, çünkü batan bir gemide boğuluyordu neredeyse 3 kere. Jessop'un şanssızlığı 1911 yılında Titanic'in kardeş gemisi Olympic'te başladı. Jessop o gemide çalışanlardan birisiydi. 20 Eylül 1911'de Olympic, İngiliz donanmasına ait bir savaş gemisiyle çarpıştı. Kazada yaralanan dahil olmadı. Violet Jessop daha büyük ve batma riski daha az olan bir gemide çalışmaya devam etmek istedi. O da Titanic'ti. Jessop'la beraber Olympic'in kaptanı Edward J. Smith de Titanic'te aynı göreve geçmişti. Titanic bilindiği üzere bir buzdağına çarptı. Jessop kurtarma botuna çıkabilen şanslı kişilerden biriydi.
Jessup çalışmaya ara verdikten sonra 1916 yılında Britanya gemisinde hemşire olarak çalışmaya başladı. Bu gemide deniz marinanın üzerinden geçti ve battı. Jessup bu olaydan da kurtuldu. Jessup 1977 yılında kalp krizinden öldü. Gelelim yeni şanslımıza. John Ginter. Teksaslı 63 yaşındaki John Ginter 20 yıl önce kazı kazan kartıyla 5.4 milyon dolar kazandı. Ödülü aldıktan sonra 10 yıl sonra 2 milyon dolarlık, 2003'te ise 3 milyon dolarlık bilet yine ondaydı. Ginter sonunda 10 milyon doların sahibi oldu. Şanslıydı. Çünkü başlangıçta çok şanslı olarak tanımlanan kadın, Teksas'tan ayrılarak Las Vegas'ta yaşamaya başladı. Teksaslı Ginter hakkında çok şanslı bir kadın yorumu yapıldı. ABD'li kadın 4 şans oyunundan tam tamına 20 milyon dolar kazandı. Milyon olan kadının geçmişini inceleyen bazı araştırmacılar, kadının geçmişte Stanford Üniversitesi'nde istatistik doktorası yaptığını, aynı üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını ortaya çıkardı. Çok şanslı birinin 20 yılda büyük ikramiyeyi kazanacağını hesaplayan bilim adamları, 20 yılda 4 defa milyon dolarlık ödülü kazanmanın 18 septilyonda bir meydana gelebileceğini açıkladı. Septilyon ise 10 üzeri 24 olarak da bilinen bir sayı. Uzmanlar böyle bir olasılığın ise 1 katrilyon yılda bir meydana geleceğinin altını çizdi. Gelelim yeni ve son şanslımıza. Anne Hedges. Şanslı çünkü göktaşı çarpan ilk insan oldu. Bana mısın demedi. Anne Hedges 30 Kasım 1954'te koltuğunda uyukluyordu. Tam bu sırada da bir göktaşı atmosferde dünyaya doğru yol alıyordu. Dünyaya düştü sırasında taş 3 parçaya ayrıldı. Ve bu parçalardan birisi Hedges'in çatısını delerek kalçasını çarptı. Hedges tarihte ilk defa meteoroid çarpan ilk kişi oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olup beğeni yapıp yorumlarda da ne tarz videolar yapmam gerektiğini bana söylerseniz beni çok mutlu edersiniz.